Selamun aleyküm. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi ikinci 40 yılın kahramanları, ikinci 40 yılın Erbakanları, milli görüşün sadık, samimi dava erleri olarak burada milli görüşün merkezinde toplanmış bulunuyorsunuz. Uzak yakın demeden koşup geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Toplantımız hayırlı olsun. Kararımız hayırlı olsun inşallah. Tabii ki en başta çok değerli hanım kardeşlerimize teşekkürler ediyorum. Değerli gençlik kolları mensuplarımıza teşekkürler ediyorum. Kıymetli genel başkan yardımcılarımız, genel başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz, hepsine ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Ve burayı böyle coşkulu bir şekilde dolduran hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla siz milli görüşçü dava erlerine ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyor. Başkan yapacak. Bu gençlik senin. Başkan yapacak. Bu gençlik senin. Başkan yapacak. Tabii ki kıymetli basın mensupları, teşrifleri dolayısıyla, ilgileri dolayısıyla onlara da ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Onlara da bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Ve inşallah bir kez daha bugün bu toplantımızın ve açıklayacağımız kararımızın hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Çok değerli milli görüşçüler, kıymetli basın mensupları, aziz milletimizin kıymetli evlatları. Yeniden Refah Partimiz bugün Türkiye'nin en hızlı büyüyen, en dinamik, en canlı partisi. Neden biliyoruz? Milletimizin her kesiminden ve Türkiye'nin her köşesinde yeniden Refah Partimize olan teveccühten ve ilgiden biliyoruz. Seçim otobüsümüzün, parti otobüsümüzün, seçim standlarımızın, üye standlarımızın etrafı adeta bir karınca yuvası gibi elhamdülillah. Milletimiz akın akın yeniden refaha koşuyor. Bunu bilmemizin ikinci sebebi işte Türkiye'nin dört bir yanında birbirinden güçlü, birbirinden kaliteli, birbirinden kıymetli belediye başkan adaylarımızla favori parti olarak seçimlere giriyor oluşumuzdur. Güzel gülecek, refah gelecek, güzel gülecek, refah gelecek, güzel gülecek. Bugün Şanlıurfa'da iddialıyız. Elazığ'da iddialıyız, Yozgat'ta iddialıyız, Bursa'da iddialıyız, Düzce'de iddialıyız, Samsun'da iddialıyız, Kocaeli'nde iddialıyız ve daha pek çok il ve ilçede seçimlere favori parti olarak giriyoruz elhamdülillah. Bu gerçeğin üçüncü göstergesi nedir? Yeniden Refah Partimizin resmi kayıtlı üye sayısındaki gelinen noktadır. Yeniden Refah Partimizin bugün sabah itibariyle üye sayısı 411.300 sayısına ulaşmış durumda. Başkan Erbakan, Başkan Erbakan, Başkan Erbakan, Başkan Erbakan, Başkan Erbakan, Başkan. Dile kolay. 5 ayın içerisinde 265.000'den 411.000'e üye sayımız yükseldi. Yani 5 ayda 150.000 üye artışı ve Yargıtay'ın açıkladığı resmi rakamlarla da son bir senede en fazla üye artışı sağlayan, en hızlı büyüyen parti yeniden Refah Partimiz olmuştur. İnşallah bu tempoyla, bu heyecanla yolumuza devam edeceğiz ve 31 Mart seçimlerine 500.000 üyeyle girerek
yerel yönetimlerde yeniden refah iktidarını sağlayacağız Allah'ın izniyle. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde Milli Görüş iktidarı ve arkasından da inşallah 2028 seçimlerinde Milli Görüş iktidarını gerçekleştireceğiz. Aziz milletimizi ve tüm mazlumları maddi ve manevi sıkıntılarından yine Milli Görüş'le, yine refahla kurtaracağız inşallah. Mart'ta yeniden refahın zaferi neden önemli? Ahlaklı belediyeciliğin tesis edilmesi için önemli. Milli Görüş belediyeciliği ile milletimizin yeniden buluşturulması için önemli. O efsane 89 ve 94 ruhunun yeniden hayat bulabilmesi için önemli. Belediye başkanlığı makamını ticaret makamı olarak değil, İbadet makamı olarak gören belediye başkanları için önemli. Bu belediye başkanlarımızla inşallah 89 ve 94'teki destanı yeniden yazacağız. 2024 31 Mart'taki yeniden refahın başarısının bir diğer önemi de 31 Mart'tan zaferle çıkan Yeniden Refah Partisi 2028 seçimlerine de en güçlü bir parti olarak inşallah girecektir. Arkasından 2028'de yeniden refah iktidarı neden önemli? Yıllık 1.25 trilyon liralık faiz ödemesinden kurtulmak için önemli. Yıllık 2.65 trilyon liralık bütçe açığından, yani borçlanmadan kurtulabilmek için önemli. 10 milyonluk işsizler ordusuna iş imkanı, istihdam imkanı sağlanabilmesi için önemli. Açlık sınırının yarısı kadar maaşla hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca emeklinin ve dar gelirlinin kurtuluşu için önemli. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı ekonomi modeline geçilmesi için önemli. Zamla, vergiyle, borçlanarak, devlet mallarını satarak, millete yük yükleyerek kaynak üreten değil, zamsız, vergisiz, borçsuz, milli kaynak paketleriyle kaynak üreten bir hükümetin kurulması için önemli. 2028'de yeniden refahın iktidarı, Milli Görüş'ün iktidarı neden önemli? Her zaman ifade ettiğimiz gibi, ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesillerin yetiştirilmesi için önemli. Gazze'deki soykırım karşısında, asrın vahşeti karşısında sadece konuşan değil, somut adımlar atan, yaptırımlar ortaya koyan bir hükümetin kurulması için önemli. ...2028'de yeniden refahın iktidarı sadece Türkiye'nin kurtuluşu için değil, adil bir dünyanın kurulması için, dünya beşten büyüktür sözünün sözde kalmaması için gerekli olan D60 adımının atılabilmesi için önemli. Çünkü Milli Görüş sadece 85 milyonun değil, 8 milyar insanın kurtuluşu için yola çıkmış bir harekettir. İnşallah bu fedakar, bu gayretli, bu aşk dolu dava erlerimizle, bu samimilerle İnşallah bu hedeflerin hepsine birer birer ulaşacağız. Ve inşallah yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve Türkiye'nin öncülüğünde adil bir dünyayı inşallah hayata geçireceğiz. Çok değerli kardeşlerim, aziz milletimizin kıymetli evlatları, değerli basın mensupları. Aziz milletimiz, kamuoyu 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partimizin tavrının ne olacağını merak ediyor. Özellikle bir ittifakın içerisinde, Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alıp almayacağını merak ediyor. Ve özellikle de Ankara, İstanbul ve İzmir'de
belediye başkan adayı gösterip göstermeyeceğini merak ediyor. Bugün bizler de inşallah bu noktada milletimizi bilgilendireceğiz, aydınlatacağız ve inşallah kararımızı ilan etmiş olacağız. Hepinizin bildiği gibi 14 Mayıs 2023 seçimlerinde yeniden Refah Partisi olarak kendi amblemimizle hükmü şahsiyetimizi muhafaza ederek Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldık. Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer almamızın asıl sebebi ülkemizin ve milletimizin selametini ve geleceğini düşünmemizdi. O noktada, o dönemde milletimizin kahir ekseriyetinin bizden beklentisi ve talebi de bu yöndeydi. Bütün bunlara hesaba kattığımız zaman kendi bir takım düşüncelerimizin hepsini bir kenara bıraktık. Ülkemiz için, milletimiz için ve mutabakat metnimizi de ortaya koyarak temel prensiplerimizden de ödün vermeden Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldık. Hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanlığı adaylığımızı o dönemde açıklamış olmamıza rağmen Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan lehine Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildik. Tamamen milletimizin hayrına olacak mutabakat metnimizi ortaya koyduk. Bunun dışında hiçbir talep ve beklenti içerisinde olmadık. Ve bu mutabakat metnimiz sayesinde de ilkelerimizin arkasında durduğumuzu, ilkelerimizden taviz vermeyeceğimizi ortaya koymuş olduk. Ancak aradan geçen 8-9 ay sonrasında üzülerek ifade ediyoruz ki 14 Mayıs seçimleri için ortaya koyduğumuz mutabakat metniyle ilgili herhangi bir olumlu gelişme olmamıştır. Hatta tam tersine maalesef mutabakat metninde yazanların tersi ortaya konulmuş ve tersine icraatlar yapılmıştır. İşte 2024 yılı bütçesi. Aynen önceki bütçeler gibi bir borç ve faiz bütçesi olarak 2024 bütçesi karşımıza çıkmıştır. Emeklinin, milyonlarca dar gelirlinin şu anda içinde bulunduğu durum, mutabakat metnimize uyulmadığının en önemli göstergeleridir. Ve yine bununla birlikte seçimin hemen arkasından itibaren yağmur gibi yağan zamlar ve vergi artışlar. Bunların hiçbirisi bizim 14 Mayıs'taki mutabakat metnimize uyan icraatlar değildir. Bununla beraber diğer çok önemli bir konu da iktidarın Gazze konusunda yetki ve sorumluluğunun gerektirdiği adımları atmamış olmasıdır. Bunu da tarihe bir not düşmek bakımından ve çok önemli bir konu olduğu için özellikle altını çizerek ifade ediyorum. Ne adımı atılacak? Ankara'daki İsrail Büyükelçisi'nin kovulması, Tel Aviv'deki Büyükelçimizin geri çağrılması, İsrail'e olan ihracatın tamamen durdurulması, yasaklanması, İsrail'le olan ticaretin tamamen kesilmesi ve İsrail'e istihbarat sağlayan, İsrail'i korumak için bizim topraklarımızda kurulmuş olan Malatya Kürecik radar üssünün kapatılması gibi adımlar maalesef bu geçen süre içerisinde atılmamış ve 30 bin insanımız kadın, çocuk, engelli, yaşlı demeden göz göre göre katledilmiştir.